Herkese dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Dhaka'dan selamlar. Burası Bangladeş'in başkenti. Tam 169 milyon insan yaşıyor şu anda burada. Yani 169 milyon burada değil ama buradaymış gibi de görünüyor aslında. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Şu anda benim bulunduğum yer eski Dhaka olarak geçiyor. Yani Old Dhaka. Burada Puran Dhaka diyorlar buraya. Old Dhaka yani eski şehir harbiden isminin hakkını veriyor. O kadar eski ki bugün uzun bir yürüyüş yapacağım ve size etrafı göstereceğim. Hep beraber bu çılgın memleketi keşfedeceğiz ve Bangladeş serisine buradan başlıyoruz. Şöyle bakın abi. Manyak bir ortam var ya. Bu gördüklerinize rickshaw deniyor. Bunlar 3 tekerlekli bisikletler ve insan gücüyle çalışıyor. Tam söylerken burada denk geldim bir tane. Burası çoğu insanın ziyaret etmediği veya ziyaret etmekten çekindiği ve haliyle tatil planında yer almadığı bir yer. Ama bugün belki fikriniz değişir. Bakalım değişecek mi? Thank you. Ya bir kere şunu net söyleyebilirim. İnsanları o kadar güler yüzlü ki etraftaki yoksulluğa hiç bakmayın. İnsanları inanılmaz güler yüzlü ve cana yakın. Zaten şimdi yol boyunca göreceksiniz. Dhaka şehri dünyanın en yüksek nüfuslu şehri değil ama en yoğun nüfuslu şehirlerinden bir tanesi. Hatta bazı yıllarda Hindistan'ın Delhi şehrine de geçiyor. Yani yoğunluktan kastım şu oluyor. Burayı İstanbul'un 10 katı yoğunluğunda düşünebilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Burada kilometre kare başına 44 bin kişi düşüyor. Ve İstanbul'da bu sayı 2500. Yani neredeyse aslında 20 katı daha yoğun. Yani İstanbul'da herhangi bir yerde sokağa çıktığınızda ve Dhaka'da herhangi bir yerde sokağa çıktığınızda yoğunluğu karşılaştırırsanız İstanbul'un 20 katına yakın bir yoğunluk var. Çünkü dediğim gibi kilometre kare başına düşen insan sayısı 44 bin. Yani metre kare başına 4 bin küsur oluyor. Yani hesap öyle mi yapılıyor bilmiyorum ama onun hesabını bilen varsa yapsın aşağıda yorumlarda bizi de aydınlatsın. Şu elektrik kablolarına hayret ediyorum. Güneydoğu Asya'nın çoğu ülkesinde bu var ama Bangladeş'te yani böyle bir ekstra karman çorman elektrik kabloları var. Elektrik ağları inanılmaz ya. Burada böyle kitapçılar da var. Çok görüyorum bu kitapçıları. Oh, damacanalar taşınıyor. Selamun aleyküm. Şimdi Şakari diye bir meydana gidiyorum. Orası bayağı bir değişikmiş. Hayatımda gördüğüm en eski otobüsler sanırım burada. Fazla eski. Otobüslere bakar mısınız? Şimdi Şakari Bazar bölümüne geldik. Burası bir pazar alanı. Kaldırımlardan da yürümemeye çalışıyorum çünkü herkes ihtiyacını kaldırımlara gideriyor genelde. Abi çay yapıyor galiba orada. Selam aleyküm. Çay? Tea. Abi burada çay görüyorsunuz. Bengali çay. Böyle süt var. Süt var, milk çay. Abi süt. Allah Allah. Arada abilerimiz çok fena boğaz temizliyor. Siz de maruz kalıyorsunuz benimle birlikte. Aa bu ne ya? Guava'ymış ya. Uzaktan anlayamadım da. Bunlar guava, elma gibi bir şey. Evet, şimdi Cendere'ye giriyoruz. Burası Şakari Pazar, yani Şakari Market alanı olarak geçiyor. Ben burayı Delhi'de, Hindistan'da eski Delhi var. Aynı oraya benzettim. Adım atacak yer yok ya. Çok acayip. Bangladeş nüfusunun %90'ının köylerde yaşamasına rağmen kalabalığa bakar mısınız? İşte ülke küçük, şehir küçük. Bu kadar çok insan olunca böyle kalabalık oluyor. Allah Allah.
Burası biraz daha böyle bir Budist ve Hindu mahallesi gibi görünüyor. Çünkü tapınaklar var. Ama görüntüler efsane. Rengarenk. Bu neymiş? Selamünaleyküm. What is this? Çana. He? Cheese. Ha, cheese. Goat cheese. Goat cheese. Okay. Thank you. Amcamız da yerde meyveler satıyor. Abi rengarenk. Şuraya bakar mısınız ya? İnanılmaz. Fotoğrafçılıkla falan uğraşan biriyseniz burası biçilmiş kaftan. İnanılmaz görseller var ya. Ya tabii burada yaşayan insanlar için muhteşem, harika diyemem ama yani o kadar eski ki, dedim ya az önce isminin hakkını veriyor diye. Gerçekten veriyor. Amcaya bak, çay yapıyor. Selamun aleyküm. Çay. Amca konuşmuyor. Selamünaleyküm. Fish. Fish. Kuam. What is this? This. Okay. Sonuna bak. Bye is brother, right? Bye. Bye, bye. Yine gördüm onu. Brezilya. Brezilya. Burada Brezilya bayrağı var. Yanında da Bangladeş var. Karşısında Arjantin olabilir. Yok, o da Brezilya. You support Brazil. Brazil or Argentina? Brazil. Brazil. Why Brazil? Why? İşini bozmayalım senin. Böyle geçeyim. Lan arada kaldık be. Ha. Arada değişik bir dil çıkıyor benden de. Ha dedik adama. Yani hayır anlamında. Vücut diliyle karışık. Evet, benim tespitim doğru galiba. Tütsüler falan var. Bunlar hep Budizm ve Hindu işi. Selam aleyküm. Yok, selam aleyküm değil. Namaskar. Hi. Hi. Eğer burada Hindu görürsen namaskar diyorsun, Müslüman görürsen selam aleyküm diyorsun. Ama bunların çoğu bu mahallede Hindu. Hello. Hello. Parmağını gözüme sokuyor diyor. Ama muhteşem sıcakkanlılar. Yani bakın, Hindistan bile böyle değil. Hindistan'dan kat be kat daha sıcakkanlılar. Selam aleyküm. Böyle çılgın ara sokakları da var buranın. İnanılmaz fazla sinek var. Özellikle bu bölgede çok fazla sinek var. Son günlerde çok fazla yaygınlaşan dengue humması var. Dengue fever diye geçiyor burada. Ondan korunmak gerekiyor. Ya bu çok ciddi bir hastalık. Afrika'daki sıtma gibi düşünebilirsiniz. Yani 5 gün, 6 gün, 1 hafta çok fena yatırıyor. Yataktan kalkamıyorsun. Çok kötü bir hale gelebiliyorsun. Hatta sonu çok kötü şeylerle de sonuçlanabiliyor bu hastalığın. O yüzden bu hastalığa gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Sineklerden bulaşıyor bu da. Yani ben her tarafıma sıktım. Tropikal bir koruyucu. Bayağı güçlü bir koruyucu. Hatta bakın altımda pantolon var yani. Böyle geziyorum. Normalde üstüme de uzun kollu giyecektim de çok fazla sinek kovucu sıktım üstüme. Benim işi olmaz. Ama sinek kovucu sıkmadan sokağa çıkmıyorum mesela burada. Ona çok dikkat etmem gerektiği söylendi. Bir de şu yerlerdeki su birikintileri, onlara da basmamak gerekiyor. Menenjit olabiliyorsun. O yüzden dikkat etmek lazım bu ülkede biraz. Onun dışında korkulacak bir şey yok burada. Oldukça güvenli, turist görünümlü sadece ben varım büyük ihtimalle. Şu an ne kadar yürüdüğüm sokaklarda. Ve ona rağmen bir kişi bile bana agresif bakmadı, ters yapmadı şimdilik. Şimdi buradan böyle ilerleyelim. Selamun aleyküm. How are you? Speak English? Ha? Çok az. Little. So this is what area? İstanbul. İstanbul. English look. No English. Okay. Okay. Good. If I go there, can I find something? Bangladeş'te devlet katında İngilizce de resmi dil gibi kullanılıyor aslında ama insanlarda böyle halka indiğinizde çok fazla İngilizce konuşan bulamayabiliyorsunuz. Zorluyorum ama
Çıkmıyor fazla. Oo, şu sokak efsane. Şu an gireceğim sokak gerçekten efsane. Evet, bahsettiğim o çamurlu yerler bunlar. Bunlar tehlikeli işte. Ara sokaklar bu şekilde. Herkes kafasında bir şey taşıyor bir yerlere. Herkes işinde gücünde. Oo, gelen abiye bak. Şıkır şıkır be. Bu arada şu anda Dhaka şehrinin en kalabalık caddelerinden birindeyim. Ve burada yürürken size bir önceki videoda söz verdiğim gibi buraya nasıl geldiğimi anlatacağım. Ve vize prosedüründen bahsedeceğim. Prosedürden bahsetmeyeceğim çünkü prosedür diye bir şey yok. Şimdi ben biraz risk aldım. Neden? Bangladeş Başkonsolosunu aradım daha İzmir'deyken. Ve sordum, dedim ki kapıda vize var mı? Galiba veriyormuşsunuz, bunu öğrenmek istiyorum. Buradan başvurmak istemiyorum, uzatmayayım fazla dedim. Onlar da biz bilemeyiz, buradan bir şey söyleyemeyiz falan gibi havada bir cevap oldu. Neyse, ben risk aldım. İnanılmaz bir korna sesi var bu arada. Biraz gürültülü bir video oluyor. Neyse, ben riski aldım. Dubai'ye aktarmalı biletimi aldım. 9000 TL ama artık bu biletlere bu kadar mesafeye gidiyorsan ucuz diyebiliyoruz bugünlerde. İnanılmaz pahalı oldu uçak biletleri çünkü. Biraz gezen biriyseniz zaten biliyorsunuzdur. Gezemeyen biri oldunuz zaten muhtemelen. Ben riski aldım. Abi öyle bir şey. Manyak bir olay ya. Neyse, ben ne Dubai vizesi aldım ne de Bangladeş vizesi aldım. Direkt uçağa atladım. Dubai'ye geçtim. Aktarmalı olduğunda 24 saat Dubai Havalimanı'nda durabiliyorsun. Ve bu arada inanılmaz ucuz bir destinasyon. Eğer buralarda bir ülkeye gelecekseniz Dubai'den aktarmalı tercih edebilirsiniz. Çünkü çok ucuz oluyor. 24 saatin altında kaldığım için herhangi bir transit vize istemediler. Oradan Bangladeş'e geldim ve kapıda çok rahat bir şekilde vize aldım. Sordukları sadece iki şey oldu. Bunlardan biri dönüş uçak biletim ama onu rezervasyon olarak değil direkt satın almış olmanızı istiyorlar. Bir de otel rezervasyonu. Ben ikisini de yaptım. Buradan da zaten başka bir ülkeye geçeceğim. Ben bu iki belgeyi gösterdiğim anda $51 ödedim ve direkt kapıda vizeyi aldım. Hiç zorlamadılar. Gayet güler yüzle karşıladılar ve sadece bu kadardı. Yani çok rahat bir şekilde giriş yaptım. Biraz sıkıntıya girmiştim. Acaba vizeleri alabilir miyim? Beni geri postalarlar mı falan diye. Hiçbir sıkıntı olmadı. Olur da Bangladeş'e gelmek isterseniz çok basit. Sadece iki şeyi yapın. Dönüş biletiniz olsun. Bir de kalacağınız yerin rezervasyonu. Nasıl ama? Eski Dhaka eskiliğinin hakkını veriyor değil mi? Buradan geçemiyoruz şu an mesela. Abi adamlar bağışıklık kazanmış herhalde. Hastalanmıyorlar diye düşünüyorum ya. Ben bu kadar kastım kendimi. Pantolonlar falan böyle. Adamlar terliklerle çıplak ayakla yürüyorlar. Yani hastalansalar herhalde öyle bir şey yapmazlar. Durup durup hatırlatacağım size. 169 milyon insan küçücük bir alanda ama hala gülüyorlar. Abi otobüsün eskiliğine bakar mısın? Şunu ben yakınlaşıp göstermek istiyorum ya. Selam aleyküm. Otobüse bakar mısınız? İçinde kaç kişi var? Selam aleyküm. How are you sir? I'm very fine. But it's hot. Your country? I'm from Turkey. Turkey. Muslim? Yes. Yeah. Oh, your job is very hard. Yes. Yes. Too many people and you are alone. Adamın işi harbiden zor ya, baksana. Buradan başka biri geliyor. Öyle elini sallıyor. Bak, o sopayla tutmaya çalıştı bunu. Bu adamı nasıl durduracaksın abi? Allah. I can work with you. Ortam yanıyor ya. Güneş de tepeden vurdu. Gölge ayağımızın altı. Abi kimi tutuyorsun? Kimi geçiriyorsun? Yani
Ben biraz takılacağım ya bu abiye. Çok eğlenceli burada. Yolun ortasında her şeyi gözlemlemek. Şimdi Bismillah Kulesi'ne doğru ilerliyorum. Vallahi yanındaki rikşolarla aynı hızda ilerleyebiliyoruz burada. Öyle bir trafik var ki burada ne yapıyorlarsa Allah fena yapmışlar. Bakalım neymiş o ya. Selamun aleyküm. What is this? Bread, special bread. Can I see? What is this, brother? Huh? What is this? This is a roti potato. English. You speak English. Gel gel kaçma. Aa, burada special bread diyor. What is this? What is this? Okay. Aa, burada special bread dediler. O kadar açıklayabildiler. Yeterli bence zaten. Bangladeş'e özgü bir ekmek yapıyorlar burada. Okay. İyi. Okay, good. Şuradan şöyle ilerleyelim abi. Oo, amca keyfiyle ilerliyor. Selamun aleyküm. How are you? Aa, burada da kokonat var. Konuyu değiştireyim hemen. Amca ters baktı. Selamun aleyküm. Kokonat. How much? Taka? 2 lira. He? 150. 150. Tiki taka. Okay. You want? Coconut. Coconut. Amcaya bir coconut. Coconut. Yeah yeah you. İnşallah var foto gücü getir bu işte. Okay. Şimdi çok pazar alanı var. Çok pazar alanına doğru ilerliyorum. O alanı da size göstermek istiyorum. Şimdi çok eski Babil İmparatorluğundan kalma bir market alanı daha var. Yürüyüş mesafesi buradan. Selamünaleyküm. Yürüyerek devam edeceğiz. Bu arada dehşet bir sıcak ve nem var. Anlatamayacağım kadar fena bir nem var özellikle. Sıcak neyse de nem çok fena. Bakın herkes aracı. Bir tane de Kenzo geliyor. Bu ülkede marka görmek hiç şaşılacak bir şey değil. Allah Allah. Bu ülkede marka görmek hiç şaşılacak bir şey değil. Çünkü sizin de bildiğiniz dünyaca ünlü çoğu markanın fabrikası burada mevcut. Ve burada çok düşük maaşlarla insanları çalıştırabiliyorlar. Bu yüzden bu tekstil firmaları buralarda büyük fabrikalar açıyorlar. Ve maliyetlerini çok ucuza getiriyorlar. Belki maliyetlerinin 100 katına size, sana, bana ve üstümüzdeki tişörtleri satıyorlar. Bir önceki videoda da söylemiştim. İnsanlar burada günlük en iyi ihtimalle yani 8-10 dolara çalışıyor. En kötü ihtimalle 1-2 dolara çalışıyor. Asgari ücretse 82 dolar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. How are you? I'm fine. What's your name? My name is Akash. Akash. Yes. My name is Mark. Nice to meet you. Nice to meet you too. You're Bengal. Yes. Bengal. Yes. Yes. So, I'm going to Chowk Bazar. Chowk Bazar. Chowk Bazar. Yes. Yes. It's this way, right? Yes, this way. Is it nice? Nice. Okay, I'm going to see. Okay, fine. I'm from Turkey, by the way. Turkey. Nice. Okay. Okay. Bye. İşte Akash gibi niceleri Bangladeş'in dışına çıkmayı başarıyor. Avrupa'da veya başka ülkelerde okuyor veya çalışmaya gidiyor. Ama milyonlarcası da burada kalıyor. Çıkma ümidiyle çoğu. Tabii bir kısmı da eminim ki çıkmak istemiyordu. Selamun aleyküm. Bakın sol tarafta trafik sıkışmış, taraf açık. Bakın şu markalara mesela. Bütün markalar var. Bakın burada Adidas falan filan diyecektim de başka da marka yokmuş. Selamun aleyküm. How are you? Selamun aleyküm. Hello sir. How are you? All fine. Good? I'm fine. Sokak bana eski çağlarda yürüyormuşum hissiyatı verdi. Yani sanki orta çağda herhangi bir yılda öyle yürüyormuşum gibi. Bakar mısın? Çok pazara az kaldı. 5 dakika daha yürüdüm oradayım. Dur.
Burada sugar cane, şeker kamışı var. Şöyle göstereyim. Nispeten daha hijyenik duruyor. How are you? Nasıl? Pan? Pan? Pan. Okay, okay. Burada meşhur bir dükkan var. Alaaddin Sweet Meat. İsim soy isim gibi olmuş. Alaaddin tatlı et. Ne varmış burada? Alaaddin şekerlemeleri. Selamünaleyküm. Neyse tatlı yemeyeceğim ya. Burada yürürken her iki adımdan birinde tükürüğe basma ihtimaliniz, basmama ihtimalinizden daha yüksek. Adam maske takmış. Okay. Turkey. We love Turkey. Erdogan is my friend. You love me? Yes. What? Okay. Erdogan is my friend. If Erdogan watches this, he comments. Okay. Please, Erdogan. Okay. We still love Erdogan. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you. Do you give me some peka? Okay. So still fighting. Okay. En son mevzu bana biraz taka ver. E bağlandı. Ben dedim taka maka yok bunun için. Niye taka vereyim dedim. Olsun dedi. Biz hala savaşıyoruz diyor. Yani neye savaştığını bilmiyorum da. Bence neye savaştığını o da bilmiyor. Abi tükürmeyin artık önüme be. Neredeyse 7-8 kilometre yürüdüm şu sıcak benimde. Ve artık bir rickshaw'a binmeye karar verdim. İşte rickshaw dediğimiz bu oluyor. Oo, lan kıpkırmızı ha. Boyamış kendini. Seviyorlar bu hayatı. Evet abi, şu anda kardeşimiz bizi Tara Mescid'e, yani Star Camisi'ne götürüyor. Star Camisi, Yıldız Camisi. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. Bangladeş'in en meşhur camisiymiş. Bangladeş biliyorsunuz Müslüman bir ülke. Abi dur, ne yaptın? Kulağımız delindi be. Bangladeş biliyorsunuz Müslüman bir ülke. Ve Müslüman bir ülke olduğu için haliyle camiler her yerde. Ama aralarından bir tanesi çok ünlü. Star Mosque diye geçiyor. Buradaki ismi Tara Mescid. Şimdi oraya gidiyorum. Çok güzel olduğu söyleniyor. O yüzden ünlüyüm zaten. Ülkenin %91'i Müslüman. Geri kalanının çoğunluğu da Hindu. Budizm ve Hristiyanlık da aynı şekilde burada mevcut. Bu arada Bangladeş'teyken hangi dilde insanlarla anlaşamıyorum, konuşamıyorum derseniz bu dil Bengalce. Bangladeş'in resmi dili Bengalce. Bengal dilini konuşuyorlar. Zaten Bangladeş'i ayırırsak kelime olarak Bangla, Bengal demek, Deş ülke demek. Yani topraklar demek. Bangladeş olarak birleştirdiğimizde Bengal'in ülkesi, Bengal'in toprakları olarak bir anlam çıkıyor. Okey, okey. Geldik abi. Şimdi, Donnabat brother. Okey, Donnabat. Evet, camiye geldik. Şu anda Yıldız Camisi'ne ama giremiyoruz galiba. Avlusu şöyle, hatta yıldız şeklinde böyle. Ama giremiyoruz galiba. Camiye girememek de ilginç bir şey. Hi. Hi. I wanna get inside if it's possible. Okay. I think he's coming, right? Yeah. He's coming. Okay. Okay. Thank you. Donnabat. Donnabat. Şu abiden çıkışta çay içeyim ya. Çok içten yardımcı oldu. Hissettim. Selamun aleyküm. Koca cami benim için açıyor. O kadar turist yok işte. Ayakkabılarımızı çıkardık orada. Adam arkamdan bir de kilitliyor ya. Çok ilginç güvenlik önlemleri. Böyle bir avlusu var. Selamun aleyküm. I'm from Turkey. Turkey. Yes. English. Tourist. Welcome. From Turkey. Thank you. Beautiful. Good. Very nice. Very nice. Have fun.
How old is the mosque? 300 years old. From Mughal Empire. From Mughal. Tara Mosque, right? Bengali Tara Mosque. 85. Bangladesh 100 currency. It's Tara Mosque. Yes, Tara Mosque. Bakın 100 Bangladeş takasının üzerinde şu şekilde Tara Camisi, yani şu an içinde bulunduğum caminin. Şimdi Tara Camisi'nden ayrıldım. Burada çok meşhur yemek standlarının bulunduğu bir cadde varmış. Oraya doğru geçiyorum. Hadi belki bu ismini biliyordur. What is this? Porota. Porota. Bengali porota. Bengali porota. 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 It's good. Yes. What time from you? Türkiye. Türkiye. Yes. Muslim. Erdoğan is? Erdoğan. Yes. Gördüm herkes. Company. Okay. Nasıl gidiyor? Evet. Ulan beni de güldürdün ha. Şimdi değil vallahi yürüyeceğim. Sağ ol. Just here, just here. Bu da kazansın ya. Nasıl gidiyor lan var ya. Sırf şu adam da kazansın diye bindim ya. Şurada ineceğim zaten. Abi ben bu insanlardaki mutluluğu vallahi çözemedim ya. Yes, yes, right. Aynı zamanda Bangladeş aynı zamanda Doğu'nun Venedik'i olarak da geçiyor. Hop. Çünkü upuzun nehirlerle çevrelenen bir yapısı var. Bir tarafı Ganj nehriyle, diğer tarafı da ismini unuttuğum bir nehirle, aşağıda yazacağım, nehirle çevrili bir ülke. Ama bu nehirler o kadar uzun ki romantik bir... Allah! Bu nehirlerde romantik bir kano yolculuğu da yapabiliyorsun. Romantik olmayan bir cruise yolculuğu da yapabiliyorsun. Böyle enteresan bir nehir. Aynı zamanda Hindular için mesela Ganj nehri çok kutsal bir nehir. Oğlum yeter ya. Arkadaki araba var ya. Yani burada bir trafik var belli. Hepsi rickshaw. Adamlar kendi kas gücüyle ilerliyor. Kornaya basıyor adam ya. Allah cezanı verecek lan. Okay. Bro. Okay. Okay. What's your name? Çağzalan. Çağzalan. My name is Mert. Nice to meet you. Sonnabahar. Mesela böyle insanlar da var. Bu ülkeye gelme nedeniniz olabilir. Bas, bas. Daft Punk gibi geziyor adam. Hop, bunlar nereden çıktı ya? Allah Hindistan'a gelmiş gibi oldum bir anda. Salam aleyküm. Whose cows? Whose cows is this? You speak English? English. Whose cows is that? This cow is Hasa. Bengali Hasa. Why are they there? What's the reason? Hobby. Ah, okay. The owner. I am. You are the owner. Oh, okay. Nice to meet you. I'm coming from Turkey. Turkey. I'm proud to know the owner of this cow. Thank you. Şu an yine sıcak yüzüme vurmaya başladı. Ama uğramak istediğim çok güzel bir yer var. Lassici. Belki Hint kültürüne aşina olanlar bilir Lassi'nin ne demek olduğunu. Muhteşem bir içecek. Yani gerçekten harika lezzetli bir içecek. Ayrana benziyor ama Lassi'yi şöyle düşünün. Tatlı bir yoğurt. İçinde de farklı farklı meyveler ne istiyorsanız. Onun tadında böyle çok lezzetli ve ya böyle yenileyici oluyor insana. Bu sıcakta özellikle. Burada da Lassi değil Lachi diyorlarmış. Kendi usullerinde yapıyorlarmış. Ben şu anda Bangladeş'teki en meşhur Lachi'ciye gidiyorum. Sıcak sıcak diye yakınıyorsanız aklınıza bu arkadaşlar gelsin. Selamun aleyküm. İşte bu arkadaşlar burada gerçekten tahmin bile edemeyeceğiniz kadar sıcak ve nem de burada insanları taşıyorlar kas güçleriyle. What is this? Taska. Like bread. This. That. Eliyle şimdi şunu yoğuruyor. Eyvallah. Katti. Katti.
169 milyon. Bakar mısınız şuraya? Selam aleyküm. Selam aleyküm. You speak English? English, no? English? English? You make omelette. What is this? Potato, potato. Burada da patatesli bayağı acı bir şey yapıyorlar. Yani buradan bakarken bile dilim yanıyor. Afiyet olsun. Ha, burada da tatlı, sweet. Selamun aleyküm. Porota. Öğreniyoruz abi işi, bak tek attım, porota. Bangladeş'e özgü ekmek. Oh, what uniform? New York City. Uzaktan Brezilya sandalye. Ortam rengi sarı oldu. Bu arada söylemeyince unutuyorsunuz veya sıcaklarda üşeniyor olabilirsiniz. Eliniz gitmiyordur belki. Ben bir hatırlatayım yine. Eğer şu anda bu videoyu izliyorsanız ve hala abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Yanındaki zil işaretini açınız. Eğer açarsanız bundan sonraki videolardan haberiniz olacak. Eğer videoyu da beğendiyseniz, yani beğeniyorsanız eğer videoyu, beğenmiyorsanız öyle bir şey istemiyorum. Lütfen like tuşuna da basın ki video daha çok kişinin önüne çıksın. Bu da bana ücretsiz bir destek olma yöntemidir. Bu şekilde. Acayip toz duman var şu anda. Ayrıca yorumlarınızı da esirgemeyin çünkü yorumlarınız benim için çok değerli. Sırf benim için değil, diğer izleyiciler için de değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece ben okumuyorum, videoyu izleyen diğer insanlar da okuyor yorumlarınızı. O yüzden görüş, öneri, fikirlerinizi kesinlikle belirtin. Mesela bu ülke hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok fazla bu ülkeyi gösteren olmadı bugüne kadar. Gösterenlerden de benim gösterdiğim kadarıyla da bir yorum yaparsanız sizin Bangladeş hakkındaki fikriniz ne? Dünya en yaşanılmaz ülkesi olduğunu düşünüyor musunuz? Sizde fikrinizi aşağıda yorumlar kısmında bekliyorum. Böyle ilginç bir alt geçitten geçiyorum bir de. Hop. Bangladeshi chai. You speak English? No. You look like Cristiano Ronaldo, you know? Ronaldo. And you know that. CR7, yes. You look like Cristiano Ronaldo. Wait. Abi adam Cristiano Ronaldo'ya benziyor. Cristiano Ronaldo'ya benziyor. Valla buradaki çaydan daha ilgi çekici bir yüzü var kardeşimizin. Hayatta başarılar. Bekler. İngilizce konuştuğumda anlamayacaklarını, Türkçe konuşayım anlamasınlar, bari siz anlarsınız. Zayıf kırmızı dişleriyle show yaptı. Evet, turistin gelmediği ülkede turist olarak gezmek böyle bir şey. İnsanların tepkisini görüyoruz ve emin olun buraya çok fazla turist geliyor olsa bu kadar cana yakın kalmayabilirler. Özellikle turistik yerlerde, Tayland'da herkes bu kadar yüzünüze gülmeyebilir. Herkes bu kadar şaşırmayabilir. Bana bakan insanları şu anda ben agresif almıyorum. Yani sadece şaşkınlıkla bakıyorlar. Agresif bakmıyorlar aslında. O yüzden sıkıntı yok. Şuraya bak. Ya baksanıza şu ortama mesela. Herkes burada. Bir tane bile turist yok. Adamlar haliyle şaşırıyor. O kadar şaşırıp bakıyorlar ki hatta agresif bakıyorlarmış gibi geliyor ama değil. Allah varoşa turizm yolcuları. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi yolculuklar. Şimdi size bir sokak göstereceğim. Adını bilmiyorum. Adı da lazım değil. Bu dakikadan itibaren ben bu sokağa elektrik kabloları sokağı ismini verdim. Elektrik kablolarına bakın. Galiba buldum. Selamünaleyküm. You to like this? Good. I found it.
You are famous. Famous. This is Dachi. Meşhur Lachi'yi buldum şimdi. Lachi'ler bunlar abi. Selamun aleyküm. Beauty lastik. Beauty lastik. Beauty lastik. What do you have? Please sit down. You have that and also there is something people eat. Selamun aleyküm. Yes, yes. One halda. Hadi halda bana da hadi. So, halda. Very nice. Donnabat. Welcome. Water. Water. Chicken, please. Thank you. Sıcaktan sonra o kadar iyi geldi ki içinde dondurma var. Ne olduğunu bilmediğim bir sürü karışım var. Ve ne olduğunu bildiğim sadece muz, nar ve ananas parçaları var. Bir de Hindistan cevizi parçaları var. Bir de elma var. Gerçekten lezzetliymiş bu arada. You like it also? Faluda. O lachi. Bu faluda. Türkiye. Yes, Türkiye. Ben olayı çok yanlış anlamışım ya. Ben faluda yedim az önce. Faluda da bayağı meşhur burada ama şimdi lachi'yi deneyeceğim. Ya da denemeyeceğim ya. Yanında başka bir gün deneyeceğim. Bayağı bir tatlı yedim zaten. Bir sonraki videoda eğer buranın önünden falan geçersem, uğrarsam seni gösteririm. Nice to meet you. Arthur, benim Mert Öztürk. Mert Öztürk. Yes. Mert Öztürk. Yes. Thank you. Evet. Yes. 110. Very nice. Very nice. Balu. Abimiz sertifikayı gösteriyor. Thank you, thank you. Thank you. Buranın ismi Beauty Lachi. Burası bayağı meşhurmuş. Ama hiçbir şekilde İngilizce yazmıyor burada. Bayağı buralılar tarafından bilinen bir yer. Az önce yediğim şeye 110 taka verdim. Yani aşağı yukarı 1 dolar. Ama çok lezzetliydi. Şimdi Gülşen bölgesine gidiyoruz. Hiçbir şekilde taksi bulamadım. Motorla gideceğiz. Bakalım bu trafikte motorla nasıl gideceğiz. Onu da göreceğiz. Bayağı uzak bir mesafeye gideceğiz. Abi hiçbir motor taksici o kadar uzağa gitmem dedi. Benim kaldığım yere yani. 3,5 dolar teklif ettim. Gidiyoruz. Normal fiyatı bunun 1,5 dolar falan. Abi kontak kapattık ya. Vallahi sağ olsun arkadaş aldı bizi. What's your name? Sheikh Shugib. Mr. Sheikh Shugib. Sağ olsun. Mr. Sheikh Shugib. Turizmle evimize doğru gidebiliyoruz. Çünkü motordan başka kimse almıyordu. Ona da yani normal fiyatı 1,5'tu. 3 dolar teklif edince okey dedi. Onunla beraber gidiyoruz şimdi de yolumuz çok uzun. Bu trafikte 15-20 kilometre şehrin bir ucundan diğer ucuna doğru gidiyoruz. Burada Paris Saint Germain maskeli abimiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. What's your name? What is your name? What's your name? Mahmud Ali. Mahmud Ali. Merana Mert. Türkiye. From Türkiye. Turchi. Bu arada abi en akıllı adamı buldum. Vallahi yol boyunca en fazla 10 kere kornaya basmıştır ki bu büyük bir başarı Dakar'da. Yani şu an korna seslerini duyuyorsunuz zaten. Ortam bu. Şimdi Mr. ismini unuttuğum arkadaş burada aralardan trafiği yara yara geçecek.
Turchias. You? I'm from Bangladesh. Bengal? Yeah, I'm Bengal. How is it going? Yeah, but too much traffic. Traffic jam. Too many horn honking. How many days you will stay here? 1 month. Ve sohbetin sonuna geldik. Where are you going now? Gulshan. Too far. For what? Not too far. Okay, goodbye. Goodbye. Hayatımda hiç böyle bir trafik olmamış yani. Hiçbir zaman böyle bir trafikte gitmedim. Dünyanın en samimi trafiği ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yan yana durduğun herkesle sohbet ediyorsun. Etmek zorundasın zaten. En kötü laf atıyorlar. Bengal insanı çok sıcakkanlı ve güler yüzlü derken öylesine demiyordum. Yani gezginler her gittiği ülkeye çok güler yüzlü, çok samimi falan diyorlar ya insanlarına. Öyle değil yani. Burası hakikaten inanılmaz sıcakkanlı insanların diyarıymış. Ben bunu gördüm. Eğer kendinize arkadaş bulmakta zorlanıyorsanız Bangladeş'e gelip bir motora binmeniz yeterli. Sonuna bak. What's your name again? Şek Çocuk. Şek Çocuk. Have a nice day. Allah. Kaskı unuttuk ya bir. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu videonun da bir sonu var. Ve o son geldi. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.